ayrılıyorlar. Ardından da işte mahkemeler, mahkeme süreci, bütün şeyler başlıyor. Ve iş biraz böyle şeye dönüşüyor. Böyle bir husumete dönüşüyor. Sokarın gelirlerinin xalqa getməli olan hissəsi naməlum yerlərə yönləndirilib. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibə verən türkiyəli jurnalist Seyfullah Türksoy danışıb. Jurnalist Mübariz Mənsimovun Sokarın quruculuğunda iştirak etdiyini, lakin sonradan neft gelirlerinin oğurlanmasına görə bu qurumun rəhbərləri ilə aralarında narazılıq yarandığını qeyd edib. Şimdi, Sokar'la neden bu olaylar yaşandı? Benim bildiğim kadarıyla yani bu Mübariz Bey'in iddiasıdır. Biz tabii sadece bildiğimiz kadarını açıklayabiliriz. Sokar'ın zaten kuruluşunda Mübariz Bey var. Birlikte çalışmışlar. Ama daha sonra bu kurumun işte halka gitmesi gereken, devlete gitmesi gereken paraların önemli bir kısmını başka yerlere yönlendirdiği şeklinde bir iddiası var Mübariz Bey. Asıl tartışma da oradan çıkmış, oradan kaynaklanmış. Yani ben bu haksızlığı ben kabul edemem. Yani biz orada sadece hak ettiğimiz kadarını kazanalım. Yani bu bizim işte payımız nedir? %10'dur, %20'dir. Bunun kalanı Azerbaycan halkınındır, Azerbaycan devletinindir şeklinde bir ifadesi olmuş. Yani bütün problemlerin kaynağı, ya Mübariz Bey'in anlatımıyla söylüyorum, onun iddiasıyla söylüyorum. Zaten problemler oradan kaynaklanmış. Yani Mübariz Bey şunu diyor, ben diyor mevcut diyor şeyi sistemi kabul etseydim, işte pastanın büyük dilimini biz bölüşseydik, bu böyle devam ederdi diyor, hiçbir problem de olmazdı. Ben bunu kabul etmediğim için problem başladı. Ve ayrılıyorlar. Ardından da işte mahkemeler, mahkeme süreci, bütün şeyler başlıyor. Ve iş biraz böyle şeye dönüşüyor. Böyle bir husumete dönüşüyor. Sonuçta da Mübariz Bey'in tutukluluğuyla sonuçlanan bir gelişme.